Abigail Gasca Chavez 19 yaşındaydı. 4 yaşında bir kızı, 2 yaşında bir oğlu vardı. Evet, çok erken anne olmuştu. Abigail, Greenfield, Kaliforniya'da evlatlarıyla beraber yaşıyordu. Abigail, ailesine, özellikle de kız kardeşi Amy'ye çok yakındı. Ailesi onu iyi ve sevgi dolu biri olarak tanımlıyordu. Abigail, çocuklarına iyi bir hayat sunabilmek için eğitimlerine önem vermek istiyordu. Onları erken yaşta okula yazdırdı ve de eğitimleriyle ilgilendi. O karanlık günün tarihi 29 Mart 2016'ydı. O gün saat 12.37 civarında Abigail'in komşusu onun evinden bazı tuhaf sesler geldiğini duydu. Kadın sesleri bir süre dinledi. Daha sonra polislere haber vermek yerine olay yerine gitmeyi tercih etti. Evin yakınlarına geldiğinde Abigail'in oğlunu arka bahçede yalnız ve de histerik bir şekilde ağlarken buldu. Komşu Abigail'in annesini aradı. Ancak ona ulaşamadı. O da daha sonra Abigail hakkında bilgi almak için Amy'yi aradı. Amy yarım saat sonra eve geldi. Önce yeğenleriyle ilgilendi ve sonra evin içerisine girdi. Evin zemininde mermi kovanları vardı. Amy içeri birkaç adım daha attığında ablasını yerde yatarken buldu. Abigail'ın başının etrafında bir kan gölü vardı. Amy hemen Greenfield polisini aradı. Sağlık ekibi olay yerine geldiğinde Abigail çoktan ölmüştü. Bir kez alnından ve 6 kez de başının sağ tarafından vurulmuştu. Abigail çok yakın mesafeden vurulmuştu. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Ekipler, Abigail'ın katilini tanıdığına, bunun bir öfke cinayeti olduğuna inanıyorlardı. Evden hiçbir şey alınmamıştı. Yani bu bir hırsızlık vakası olamazdı. Ekipler, Abigail'ın hayatında kimin olduğunu öğrenmek için ailesiyle bir araya geldi. Abigail'ın kızı, hayatının aşkı olarak tanımladığı Christian Rose adında bir adamla çıkarken dünyaya gelmişti. Ancak bu ilişki daha sonra sona erdi. Abigail da Ernesto Hernandez adında bir adamla sevgili oldu. Günler sonra onun evine taşındı. Ernesto aynı zamanda Kristen'ın kuzeniydi. Yani Abigail'ın bir önceki sevgilisinin. Ernesto, Kristen'ın ona vermediği ilgiyi Abigail'a verdi. Ayrıca istikrarlı bir işi ve de parası vardı. Abigail, aylar sonra hamile kaldı ve de oğlu Angel'ı dünyaya getirdi. Abigail'ın ailesine göre Christian, onun Ernesto ile çıkmasından memnun değildi. Ona epey bir öfke besliyordu. Ekipler güvenlik kameraları için mahalleyi taradı. Abigail'ın evine bakan 3 kamera vardı. Öğlen saat 12.34'te evin yakınına geldi. Abigail, yanında oğluyla gelişigüzel bir şekilde evine girerken görülebiliyordu. Saat 12.37'de gri sweatshirt, kot pantolon ve koyu renk ayakkabı giyen bir adam evden dışarıya doğru koştu. Ekipler görüntüleri günün erken saatlerine geri sarmaya karar verdi. Sabah 9.12'de Abigail'in evine koyu renkli bir araba geldi. Araba garaja girdi. Sonra Abigail bu arabaya doğru yürüdü ve de vücut dilinden anlaşılacağı üzere Abigail bu adamla tartıştı. Sabah 9.30'da bu araba evden ayrıldı. Ancak Abigail evden çıktığında onu takip etti. Saat 9.44'te siyah araba Abigail'in arabasını takip etmeye devam ederken kırmızı ışıkta geçti. Sabah 9.50'de Abigail'in arabası garaj yoluna girdi ve de siyah arabanın sürücüsü Abigail'in arabasına doğru yürüdü. Şüpheli ekiplerin katil olduğuna inandığı adamın tarifine uyuyordu. Saat 12.21'de gri eşofmanlı bir adam Abigail'in evine doğru yürürken görüldü. Pencereden baktı, evin arka tarafına doğru yürüdü. Saat 12.36'da Abigail ve Angel eve geldi. Abigail, siyah arabayı hiçbir yerde görmedi ve de failin içeride pusuda beklediğinden haberi yoktu. Saat 12.37'de katil evden koşarak çıktı. Cinayet silahı belindeydi. 30 Mart'ta yani olaydan bir gün sonra ekipler Christian'la görüştü. Ekiplere Abigail'la ayrıldıklarını ancak hala temas halinde olduklarını anlattı. Tekrar bir araya gelmekten bahsettiklerini anlattı. Ernesto'nun da Abigail'la konuştuğunu bildiğini anlattı. Cinayet saatinde işteydi. Ekipler onun şüpheli olmadığını düşünüyorlardı. Sonra polisler Abigail'in kardeşi Amy ile görüştü. Amy, Abigail'in o gün evine geldiğinde iyi göründüğünü anlattı. Ancak Abigail ona Ernesto'nun onu takip ettiğini söylemişti. Ernesto'nun evin önünde pusu kurduğunu Greenfield'de takip ettiğini anlattı. Amy pişmandı. Keşke ablamı ciddiye alsaydım diye haykırdı. 31 Mart'ta polisler Ernesto'nun cep telefonu kayıtlarını istediler. Ancak kayıptı. Büyük ihtimalle silinmişti.
Ekipler ayrıca Ernesto'nun aracı için bir gözetleme emri çıkardılar. Polisler Ernesto'nun evine gitti ve de annesiyle görüştü. Annesi polise Ernesto'nun cinayet günü eve geldiğini ancak dakikalar sonra ayrıldığını anlattı. Nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Ancak polise Meksika'da yakın dostları olduğunu, oraya gitmiş olabileceğini anlattı. Ekipler Ernesto'nun telefonunu takip ettiler. Olaydan sadece 3 saat sonra Los Angeles'a doğru yola koyuldu. Ekipler onun arabasını terk edebileceğini biliyorlardı. Hemen Los Angeles'a gittiler. Olası bir otogara girildi ve de kamera görüntüleri alındı. O anlarda Ernesto'nun arabasını otoparka park ettiği ve Texas McAllen'a doğru bilet aldığını öğrendiler. Ernesto'nun arabası park yerinde bulunamadı. Birinin arabasını park yerinden çıkardığı belliydi. Ernesto araca bindi ve dakikalar sonra istediği yere geldi. Görüntüler dikkatle izlendiğinde Ernesto'nun Jetta'sının ardından kırmızı bir Dodge görülüyordu. Kırmızı Dodge daha önce Jetta'nın yanındaki noktaya geri döndü ve siyah Jetta'ya binen park yerinden ayrılan bir figür vardı. Ekipler Ernesto'nun telefon kayıtlarında ona yardım eden bir kişi olduğunu anladılar. O kişi kardeşi Abel Hernandez'di. Ernesto cinayetin hemen ardından Abel'ı aramıştı. 4 Nisan'da polis Abel'ın evi için bir arama emri çıkardı. İçeride siyah Jetta'nın yani Ernesto'nun aracının anahtarları ve de bir adet Texas telefon numarası vardı. Ekipler Ernesto'nun telefonunun ya kapandığını ya da telefonu çöpe attığını biliyorlardı. Abel ekipler tarafından sorgulandı. İlk anlarda anahtarın ne için olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını iddia etti. Birinin iş yerine geldiğini ve anahtarı ona verdiğini söyledi. Daha sonra Ernesto'nun siyah Jetta kullandığını itiraf etti. Ekipler Abel'ın evinde bulunan numaranın izini sürdü. Telefon numarası Ernesto'ya aitti ve telefon Texas'taki bir kriket mağazasından satın alınmıştı. Telefon Meksika sınırına kadar takip edildi. Ernesto Meksika'ya vardıktan sonra ekipler onun izini kaybetti. Arabası Greenfield'da Abigail'in evinden 2-3 sokak ileride bulundu. Ancak ekipler içeride 32 kalibrelik mühimmat buldular. Bu da Abigail'in vurulduğu kurşunla aynı kalibredeydi. Ekipler ayrıca Abel'ın telefon kayıtlarını aldılar. Galeride bir biletin fotoğrafı vardı. Abel ve diğer kardeşleri bordo bir araç kullanırken bilet almışlardı. Kestane rengi bir araba otogarın güvenlik kamerası görüntülerinde tam da şüpheli tanımına uyan bir şekilde görüldü. Ekipler bu suç hakkında herhangi bir bilgisi olmadığına inandıkları için Ernesto'nun diğer kardeşini serbest bıraktı. Ancak Abel Hernandez tutuklandı ve Ernesto sonunda Meksika'da yakalandı ve gözaltına alındı. Meksikalı yetkililer onun Kaliforniya'ya geri iade edileceğini bildirdiler. Nisan 2016'da polis Ernesto'yu sorguya aldı. Ernesto'yu çok duygusuz ve soğukkanlı olarak tanımladılar. Birinci derece cinayetle suçlandı. Ernesto, Abigail'ı oğulların önünde nasıl öldürdüğünden daha çok polisin onu nasıl bulduğunu önemsiyordu. 2017'nin son günlerinde mahkemeye çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinin hikayeyi anlatmaya yardımcı olacağı düşünülüyordu. Ernesto cinayet gününü Abigail'ı taciz ederek ve de onu takip ederek geçirmişti. Daha sonra evine girdi. Ayrı olmalarından dolayı kıskanç ve de kızgındı. O yüzden onu öldürdü. Birinci derece cinayetten hüküm giydi. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Kardeşi Abel olaydan sonra suç ortağı olmaktan suçunu kabul etti ve 4 yıl ceza aldı. Ernesto, 2 yaşında bir çocuğun önünde annesini vurduğu için tam bir canavardı. Abigail'ın ise Ernesto'nun evinde olduğundan haberi yoktu. O ve oğlu evine doğru giderken kameralara yansıdı ve de bu görüntüler yürek burkuyordu. Umarız Abigail'in oğlu bu acıyı atlatır. Abigail'in ailesiyle güzel bir hayat yaşar. Kimin suçlu olduğunun ne önemi var? Benim hikayem bir aşk hikayesi. Ancak yalnızca aşk tarafından işkence görenler ne demek istediğimi anlayabilir. Ben duygusuz, aptal veya salak değilim. Ben büyük bir aşkı olan ve her zaman ona sahip olacak bir kadınım. Bu ölüm evindeki hapis yalnızca Fernandez'e olan hislerimi güçlendirdi. Dünya tarihinde aşka kaç suç atfedildi? Raymond Martinez Fernandez ve Martha Jewel Beck vakası derin ve aynı zamanda inanılmaz bir vakaydı.
Çift, dergi ve gazetelere verdikleri yalnız kalpler ilanlarıyla kurbanlarını hedef aldıkları için yalnız kalpler katilleri lakabını aldılar. Raymond, Michigan'da tutuklandığı gün polislere şöyle demişti. ''Ben sıradan bir insan değilim. Kadınların hayatlarına dokunuyorum. Onların üzerinde bir gücüm var.'' 70 küsur yıl önce Amerika'daki herkes bu iki ismin yaptıklarını konuşuyordu. Raymond ve Martha tam olarak ne yaptı? Onlar kimdi? Martha Julbeck 1920'de Florida Milton'da doğdu. Küçük yaşta ergenliğe erken girmesine sebep olan hormonal bir rahatsızlık yaşadı. 10 yaşındayken yetişkin bir kadının fiziğine ve buna uygun gelişmiş bir cinsel dürtüye sahipti. Martha'nın çocukluğu aşırı kilosu yüzünden pek iyi geçmedi. Okulda zorbaların hedefi oldu. Annesi bile onunla alay ediyordu. Çocukluğunda annesi tarafından dövüldü. Kardeşi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı ve zorbalık gördü. Tüm bunlar düşünüldüğünde Martha'nın normal bir insan olması beklenemezdi. Martha ne zaman bir erkeğe ilgi gösterse annesi onu tehdit ediyor ve aşağılıyordu. Gençlik yıllarına gelindiğinde son derece acımasız hakaretlerin ve şakaların odağı olmaya devam etti. Bu da onun daha da içine kapanmasına neden oldu. Liseden mezun olduktan sonra Florida Pensacola'daki hemşirelik okuluna kayıt oldu. 1942'de mezun olduğunda sınıf birincisiydi. Ancak boyu ve görünüşü sebebiyle hemşirelik yapmakta zorlandı. En sonunda bir cenaze evinde çalışmaya başladı. Burada yeni ölü bedenleri gömülmeye hazır hale getiriyordu. Martha'nın gece gündüz etrafını saran cansız bedenlerden garip bir teselli bulduğuna inanıyordu. Bir bakıma ölülerin arasında yaşıyordu. Canlı insanlardan gördüğü alay ve eleştiri merhumlar toplumunda mevcut değildi. Bir yıl sonra askeri bir hastanede hemşire olarak iş buldu. Geceleri izinli askerlerle barlarda takılıyordu. Hızlı geçen bir gece sonunda Martha hamile kaldı. Onu hamile bırakan asker çocuğu sahiplenmedi. Asker baskılar sonunda civardaki koylardan birine indi ve kendini uçurumun kenarından attı. Ancak ölmedi. Martha ile evlenmektense ölmeyi tercih ediyordu. Martha utandı, depresyona girdi ve Florida'ya geri döndü. Aile evine gitmeden önce bir alyans satın aldı ve bir subayla evli olduğunu, yakında anne olacağını söyledi. Daha sonra donanmadan gönderilmiş süsü verdiği sahte bir mektup hazırladı. Mektupta eşinin Pasifik'te çıkan bir çatışmada hayatını kaybettiği yazıyordu. Martha kendi yazdığı bu haberi aldıktan sonra histerik bir krize girdi. Tüm kasaba onun yasına katıldı. 1944'te ise kızı Villa dünyaya geldi. Aylar sonra otobüs şoförü Alfred Beck'ten hamile kaldı. Alfred geçen seferin aksine onunla evlenmeyi kabul etti. Ancak çiftin evliliği yalnızca 6 ay sürdü. Martha iki çocuğuyla yapayalnız kaldı. Herhangi bir işi olmadığından geliri de yoktu. Bir yıl sonra bir çocuk hastanesinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Martha'nın daha sonra yapacakları düşünüldüğünde ilginç olacak şekilde hastanedeki en iyi hemşireydi. Martha Julbeck. Hiç düşünmeden bu mesleği seçtim. Kendimi bu mesleğe maddi bir kazanım için değil, insanlığa yardım ve hizmet için verdim. Ancak Martha kısa bir zaman sonra bir canavara dönüşecekti. Hastaneden bir iş arkadaşı Martha'ya şaka yapmak suretiyle ona dergilerdeki Yalnız Kalpler Kulübü'ne kayıt olmasını teklif eden bir mektup gönderdi. Martha mektubu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Hemen kulübe başvuru yaptı. Ancak şahsi bilgilerini yazdığı esnada gerçeklerden epey bir uzaklaşmıştı. Ne iki çocuğu olduğunu yazdı ne de gerçek kilosunu. Bu andan sonra eve geldiği her an posta kutusunu kontrol ediyordu. Hayalindeki erkekten gelecek bir mektup hayatını değiştirebilirdi. O erkek Raymond Martinez Fernandez olacaktı. Raymond Martinez Fernandez 1914'te Hawaii'de İspanyol bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 20 yaşında okyanusu aştı, İspanya'ya taşındı ve evlenip amcasının yanında çalışmaya başladı. Fernandez, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla orduya katıldı. Daha sonra İngiliz istihbaratında casus olarak görev aldı. Burada bir üne kavuşması çok uzun sürmedi. Savaş sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında çok az şey biliniyordu. Ancak hizmetinin anlatıldığı bir raporda şöyle bir ibare vardı. Müttefiklerin davasına tamamen sadık. Zor ve tehlikeli olan görevlerin üstesinden son derece iyi kalktı. Savaş sona erdikten sonra Amerika'ya dönmenin en iyi olacağına karar verdi. Eşi ve çocuğunu terk etti. Amerika'ya gitmek üzere bindiği gemide trajik bir kaza geçirdi. Ambar kapaklarından biri kafasının üstüne düştü. Bu kaza Fernandez'de tedavisi mümkün olmayan bir beyin hasarı yarattı. 3 ay hastanede kalan Ramirez 1946'da taburcu oldu.
Bu kaza kişiliğinde de keskin bir değişime neden oldu. Kazadan önce nazik, sosyal bir insan olan bu adam artık huysuz, mesafeli ve çabuk sinirlenen bir yapıya bürünmüştü. Neredeyse hiç gülmüyordu ve insanlarla konuşurken tuhaf hareketler sergiliyordu. Hastane kayıtlarına göre kafatasının kırılması sonucunda ön lob bölgesi hasar görmüştü. Bu beyin alanı insanın beyin fonksiyonlarının muhakeme, öğrenme ve mantık bölümlerine hükmediyordu. Hastaneden ayrıldıktan sonra Alabama'ya giden bir gemiye bindi. Varış noktasına gelince depoya indi ve yolcuların eşyalarını çaldı. Gümrükten geçerken yetkililer onu tutukladılar. Fernandez'in mazereti ilginçti. Bilmiyorum, düşünemiyorum. Neden yaptığımı söyleyemem. Çantalarına bir iki havlu atan adamlar gördüm. Ben de aynısını yapmak istedim. Onlardan farklı olarak ben kendimi durduramadım. Fernandez federal bir hapishaneye gönderildi ve bir yıl hizmet etmek zorunda kaldı. Burada hayatını etkileyecek olan eski bir dinin Vudu'nun bir inananıyla tanıştı. Adam Fernandez'e Vudu'yu anlattı. Fernandez kısa bir zaman sonra o kültün derinliklerine daldı. O dönemlerde kadınlar üzerinde hakimiyet sağladığına, onların üzerinde gizli bir gücü olduğuna inanmaya başlamıştı. Cezaevindeki mahkumlara çok uzak bir mesafeden kadınlarla cinsel ilişkiye girme yeteneği olduğunu anlatıyordu. Kadınlara yazdığı mektuplarda onlardan şunları göndermelerini istedi. Küpe, bir tutam saç, şahsi eşyalarından herhangi bir şey. Bu eşyalar onun doğaüstü güçlerini artırıyor, vudu ritüellerini gerçekleştirmesine yardım ediyordu. Kendisine yanıt veren savunmasız kadınların bu sayede ayaklarına kapanacağına inanıyordu. Bir yıl dolmadan cezaevinden tahliye oldu. Hemen Brooklyn'de yaşayan kız kardeşinin yanına taşındı. Onunla yaşayacağını düşünüyordu. Ancak görünüşü ve karakteri yüzünden bu pek mümkün değildi. Kafasındaki yara izi görünüyordu. Bu da akrabalarını rahatsız etti. Oradayken sık sık baş ağrılarından şikayet etti. Odasına girdiğinde dergilerdeki Yalnız Kalpler Kulübü'ne birçok mektup yazıyordu. Yalnızlıktan kurtulmayı amaçlayan saf kadınları baştan çıkartıyordu. Güvenini kazandıktan sonra zimmetine geçirebileceği her şeyi alırdı. Takı, mücevher ve nakit para. Onlardan istediğini aldıktan sonra bir daha yüzlerine bakmazdı. Kadınlarsa dolandırılmaktan çok utandıkları için polise gitmiyorlardı. Yetkililer Fernandez hakkında neredeyse hiç şikayet almadılar. Aylarca mektup yazdı. Çok sayıda çaresiz kadından geri dönüş aldı ve çoğunu dolandırdı. 1947'de New York'ta annesiyle beraber yaşayan eşinden yeni boşanmış olan Jane Thompson'la yazışmaya başladı. Bir hafta sonra yüz yüze görüştüler. Çift o yılın Ekim ayında İspanya'ya giden bir gemiye bilet aldı. Fernandez, Jane'i eşi ve çocuğuyla tanıştırdı. Bir hafta boyunca onunla İspanya'yı gezdi. Kırsal kesimlerde gezindiler ve en güzel restoranlarda yemek yediler. Bir iddiaya göre bir Kasım akşamında Jane ve Fernandez'in karısı kavga etti. Olay olduğunda bir otel odasındaydılar. Sonraki sabah bir hizmetçi Jane Thompson'ı yerde ölü halde yatarken buldu. Otopsi yapmaya tenezzül edilmedi. Adli tabip ölüm nedeninin bilinmediğini açıkladı. Daha sonra zehirlenerek öldürüldüğü şüphesi üzerine mezardan çıkarıldı. Jane gerçekten de zehirlenmişti. Fernandez ise o anlarda ülkeyi terk etmişti. Fernandez New York'a döndüğünde Sol'u hemen Jane'in annesinin yanında aldı. Elinde Jane'in vasiyeti olduğu iddia edilen bir belge vardı. Çok daha sonra bunun sahte bir belge olduğu anlaşılacaktı. Ancak yaşlı kadın bunu anlayamadı. Kadın oturduğu daireyi Fernandez'in üzerine verdi. Martha ve Fernandez'in hikayesi başlıyor. 1947'nin Noel'inden hemen önce Martha ilk kez mektup aldı. Bu Martha'nın aldığı ilk ve tek mektuptu. Gönderense tahmin edeceğiniz üzere Fernandez'di. Fernandez kendisini toplumda saygı duyulan başarılı bir iş adamı olarak tanıttı. Elde ettiği servetin ithalat ve ihracat içinde çalışmaları kaynaklı olduğunu belirtti. Kendisini samimi, olağanüstü derecede nazik biri olarak görüyordu. Fernandez, aslen İspanyol. Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için buraya taşındım. Bir bekar için çok büyük olan bir dairede yaşıyorum. Bu daireyi bir gün bir eşle paylaşmayı düşünüyorum. Martha bu mektubu cebinde taşıdı. Her fırsatta tekrar tekrar okudu. İkili sonraki iki haftada birbirlerine en az bir düzine mektup gönderdi. Fotoğraflarını paylaştı. Martha kilosunu belli etmek istemediği için daha çok toplu çekildikleri fotoğrafları gönderdi. Ancak Fernandez zaten onun görünüşüyle ilgilenmiyordu. Onlarca kadını kandırmış biri için önemli olan tek şey servetleriydi. Martha hemşire olduğundan dolayı onun mali açıdan iyi durumda olacağını varsayıyordu. Bir evi ya da değerli şeyleri olabilirdi. Ona yazma amacı buydu.
Fernandez bir hastaydı. Aldattığı kadınların onun cinsel gücünden memnun kaldıklarını, bunun karşılığında onlardan makul bir ödeme aldığını düşünüyordu. Bir süre sonra Fernandez, Marta'dan bir tutam saç göndermesini istedi. Bunu standart voodoo ritüeli için istiyordu. Ritüelden sonra büyük cinsel çekiciliğine karşı koyamayacaktı. Marta'dan daha önce hiç kimse böyle bir şey istememişti. O yüzden kendini kutsanmış hissediyordu. Memnuniyetle makasını çıkardı ve saçını kesti. Bir hafta sonra Fernandez bir trene atladı ve Marta'yı görmek için Florida'ya doğru yola çıktı. Marta onu tren istasyonunda karşılayacaktı. Ancak çok gergindi. Ne de olsa fiziği hakkında yalanlar söylemişti. Fernandez trenden inip onu gördüğünde muhtemelen şaşırdı. Ancak hislerini gizleyecek kadar ihtiyatlıydı. Marta'daysa durum çok daha farklıydı. Fernandez onun hayal ettiğinden bile daha iyiydi. İkili hemen Marta'nın evine gitti. Fernandez burada Marta'nın çocuklarıyla tanıştı. Akşam yemeği yedi. Geceyi Marta'yla beraber geçirdi. Sabah olduğunda Marta çok mutluydu. Tek amacı Marta'nın parasını almak olan Fernandez ise bir bahane uydurup New York'a gitmek için evden ayrıldı. Marta ısrarcıydı. Onu bırakmak istemiyordu. Fernandez istemeye istemeye de olsa yakın bir zamanda geri geleceğini söyledi. Marta hemen ailesine yeniden evleneceğini açıkladı. Gelinlik bakmaya başladı. Ancak Fernandez ona bir mektup gönderdi ve yanlış anlaşıldığını, Florida'ya geri dönmeyeceğini bildirdi. Marta yıkıldı, intihara kalkıştı. Fernandez bunu öğrendiğinde fikrini değiştirdi ve Marta'yı New York'a davet etti. Marta New York'ta 2 hafta geçirdi. Ancak evine geri döndüğünde işine son verildiğini öğrendi. Bu durumu Latin sevgilisiyle New York'a gitmesine bağlıyordu. Bu durum hiç hoş karşılanmamıştı. O andan sonra 2 çocuğuyla beraber soluğu Fernandez'in evinde aldı. Fernandez, Marta'nın gelişinden memnundu. Yatağını toplayan, yemeğini yapan bir kadın işine geliyordu. Ancak 2 çocuğu için aynı şey söylenemezdi. Marta'yı ikna etti ve Marta çocuklarını bir yardım kuruluşuna bıraktı. Bundan sonra çok garip bir şey oldu. Fernandez tüm samimiyetiyle Marta'ya yaşadığı hayatı anlattı. Ona Yalnız Kalpler Kulübü'ne mektup yazarak kadınları dolandırdığını açıkladı. İspanya'da karısı olduğunu, Amerika'da çok sayıda kadınla evlendiğini, onları dolandırdığını anlattı. Marta bir kül kedisiydi. O ise yakışıklı prens. Marta'nın kendisine muhtaç olduğunu biliyordu. O yüzden hiç çekinmedi. O andan sonra ikili erkek arayan yalnız kadınların ilanlarını topladı. Bir süre sonra ilk kurbanlarını buldular. Güney Pensilvanya'dan Esther Haney. Fernandez Marta'yı baldızı olarak tanıttı. Ve yalnızca bir hafta sonra Esther'ı evlenmeye ikna etti. Evlendikten sonra New York'a taşındılar. Sadece 4 gün sonra Esther'dan sigorta poliçelerini ve öğretmen emeklilik fonunu devretmesi için baskı yaptı. Onu dövdü. Esther New York'u terk ettiğinde arabasını geri alamadı. Cebinde ise yalnızca $100 vardı. Aylar sonra ağlarına bu kez Myrtle Young'ı kestirdiler. Marta Fernandez'in kız kardeşi oldu. Yine bir hafta içerisinde evlendiler. Günler sonra Myrtle'a ilaç verdiler. Onu bir otobüse bindirip terminalden ayrıldılar. Kadın otobüsten indiğinde kendinde değildi. $4000'lık birikimi ise artık Fernandez'deydi. İlerleyen günlerde hedefleri bu kez 66 yaşındaki Janet Faye'di. Janet New York'ta lüks bir dairede yaşıyordu. Tam da istedikleri kurbandı. Fernandez Marta'yı yine kız kardeşi olarak tanıttı. Janet ise inancıyla vurdu. Kilise diliyle yazıyor, Tanrı aşkından bahsediyordu. Aylar sonra Janet Fernandez'le evlendi. Üçü aynı evde yaşıyordu. Bir gün Marta kıskançlık krizine girdi ve Janet'ı öldürdü. Janet'ı bir sandığa koyup gömdüler. Üzerine çimento döktüler. Bir sonraki kurban 41 yaşındaki Delphine Donin'di. 2 çocuk annesi Delphine, Fernandez ve Marta'yı evine davet etti. Kısa bir süre sonra Fernandez'in kafasındaki yaraları gördü. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladı. Onu dolandırıcılıkla suçladı. Marta kadına bir uyku hapı verdi. Fernandez de silahla onu vurdu. Bunlar olurken Delphine'in küçük kızı onları seyrediyordu. Sonunda o da annesiyle aynı kaderi paylaştı. Fernandez ve Marta bu andan sonra New York'a geri döndü. Ancak New York'ta onları bir sürpriz bekliyordu. Eve geldikten dakikalar sonra kapı çalındı. Gelen polisti. Delphine'in komşuları sesleri duymuş ve polisi aramıştı. Şubat 1949'da tutuklandılar. İkisi de suçlarını kabul etti. Her şeyi detaylıca anlattılar. İtirafları toplam 23 sayfaydı. Yetkililer onlarla işbirliği yapmak ve bu sayede her şeyi öğrenmek istiyorlardı.
Fernandez, Michigan'da ölüm cezası olmadığını bildiğinden New York'a iade edilmemek şartını koştu. Bir gün sonra ülke çapındaki tüm gazeteler en sansasyonel başlığı atmak için birbiriyle yarışıyordu. Basın, Marta'yı aşağılamak için onu kilosuyla vurdu. İkili en sonunda 17 ölümden sorumlu tutuldu. Yetkililerin onu kandırdığını anlayan Fernandez, her şeyi Marta için yaptığını söyleyerek itiraflarını geri almaya çalıştı. Ancak ölüm cezasının olduğu New York'a iade edilmekten kurtulamadılar. Her ikisi de ölüme mahkum edildi. 8 Mart 1951'de idam edildiler.